Şimdi diyor ki evladım vücudunu ve üstünü başını temiz tut. Bu konudan maalesef bizim millet çok yanlış anlıyor bu işleri. Haram olunca işlerde, haram işlere vücudumuzu, kıyafetlerimizi çok temiz tutuyoruz. Tabii ki de. Herif sevgilisiyle buluşmaya gidecek, kokular, tıraşlar, kıyafetler, uff, on numara, tıraş, on numara. Namaza gidiyor, donla, atlet, la böyle iş olur mu? Vücudunu temiz tut Allah için. Kıyafetini temiz tut Allah için. Sen Müslümansın, örnek olacaksın. Geçen bir tanesi bana dedi ki, hocam sende kaç tane cübbe var diyor ya. Ne yapacaksın dedim. Her hafta farklı cübbe. Hepsi 10 senelik oğlum. Her hafta döndüre döndüre giyiyorum. Ama ben temiz olmak zorundayım. Ben size söylüyorum. Aldığım nefesi haber yapan Oda TV, Halk TV, Sözcü, bilmem .com.tr'leri anladınız siz onu. Ben burada paçoz bir kıyafete çıksam, kirli kıyafetle sabahına Twitter'da TT olur muyum, olmaz mıyım? Olur. Ooo pasaklı Hüseyin. Hüseyin tövbe estağfurullah. Lan yaparlar bunlar. Bunlar yaparlar kardeşim ya. Temiz olmak zorundayım ben. Örnek olmam lazım. Her türlü. Şimdi arkadaşlar bu kıyafetten mevzu açılmışken bir konuya gireceğim. Siz de inşallah bu konudan şikayetçisinizdir diye ümit ediyorum. Geçen hatta bir tane video gördüm Instagram'da. Bir hanım abla bir video çekmiş. Kıyafet firmalarından şikayetçiyim diye. Dedim Allah Allah ne varmış bu şeyde, bir izleyelim bakalım. Hanım abla diyor ki bak diyor, ben diyor öyle çok kapalı biri değilim. Ama diyor bir kıyafet firmasına giriyorum. İsim vermeyeyim, şimdi dava açarlar, onlarla uğraşmayayım. Ama anlayacaksınız siz zaten. Türkiye'nin en çok tercih edilen markalarından başında geliyorlar. Ama sözde halkın markası, ama şimdi o fiyatlar yönler gelsin. Neyse. Bu hanım abla diyor ki ya diyor alışveriş yapacağım. Ya diyor bir tane düzgün kıyafet olmaz mı diyor ya. Özellikle hanım kardeşlerimizin giyeceği kıyafetler konusunda bu büyük büyük markalar, biliyorsunuz her yerde şubeler olan markalar, kıyafet firmaları. Arkadaş diyor askılıdan başka bir şey yok. Bunu tanıdığım birkaç tane eş dost da söyledi. Geçen diyor kızıma diyor kıyafet almaya gittim diyor. Ya kız diyor şeye başlayacak, Kur'an kursuna başlayacak diyor. Hani dedim kızıma bir alışveriş yapayım. Kur'an işte uzun kollu böyle abiye gibi şeyler. Diyor ki arkadaş hepsi diyor atlet gibi. Hepsi. Ya diyor bir tane diyor kız çocuğunun giyeceğini söylüyor ki hep şortlar diyor kısacık. Mini etekler. Ahlak kalmamış ya. Çoluk çocuğu gavur edecekler. Ondan sonra namazlısının abdestlisinin kızı çocuğu görüyor sokakta. Diyor ki anne bu kız açık giyiyor. Ben niye açık giymiyorum? Evladım günah desen çocuk ne anlar günahtan. Evladım yapma desen bana ne bana ne, ben de giyeceğim diyor. Ne yapacaksın arkadaş? Nerelere gideceğiz? Kıymetli kardeşlerim, bunu dertlenmemiz lazım. Bak açık konuşuyorum. Bu kıyafet firmaları başımıza büyük bela açar. Niye? Çoluğumuz çocuğumuz zaten soyunmaya, bir tarafını açmaya yer arıyor. Erkeklerde de hani be kardeşim ya. Erkeklerde de milletin o ince içini gösteren transparan gömlekler, donlar, atletler. Ya böyle bir şey olamaz. Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorlar. Sorsan dindar kesime hitap ediyoruz derler. Yalan. Allah rızası için konuşuyorum. Kılığımıza, kıyafetimize dikkat edelim. Çoluğumuzun, çocuğumuzun kılık kıyafetine dikkat edelim. Şu anda maalesef üzülerek konuşuyorum. Her sene biliyorsunuz bunu, çıplaklık oranı artıyor. Ama alıştırıldık. Normal geliyor. Evet normal geliyor. Allah aşkına soruyorum ya. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri, Rabbim şefaatine nail etsin. Amin. Ya şu anda kalksa Fatih'te bile gezse demez mi burası Konstantinopolis mi ya? Ya der ya. Ya der ben burayı fethettim. Sarıklı sakallı cübbeli oluyordu. Nerede buralar? Karı kız açık her taraf ortada ya. Arkadaşlar bu işi dertlenmemiz lazım. Kalkıp da bizi takmazlar onlar. O koca koca firmalar bizi ne? Takmasa takmasa umurumda değil. Ben de diyorum ki Allah rızası için çoluğuna çocuğuna kılık kıyafet almak için o firmalara gidenler baktı işte hep açık var. Almayın kardeşim. Almayın ya. Senin benim paramla büyüyorlar. Senin benim çoluğumu çocuğumu soyuyorlar. Sokakta kızlar çıplak geziyor. Ondan sonra itin uğursun şerefsin biri kıza taciz edince, tecavüz edince ortalık ayağa kalkıyor. Kızda kabahat var demiyorum ha. Kızda çıplak gezmesi demiyorum. Ya karşısındaki şerefsiz kardeşim ne yapacaksın şimdi? Herif sapık. Çarşaflıya bile sulanan şerefsizler var bu ülkede biliyorsunuz da.
Başörtülüye, türbanlıya, pardüsülüye, feraceliye hiç fark etmiyor. Herif şerefsiz, kansız. E bir de sen kılığınla, kıyafetinle herifi kudurtma kardeşim. Allah için konuşuyorum. Beni, seni giydiğin kıyafet ilgilendirmez. Ben sadece dua ederim. Rabbim tesettü nasip etsin. Amin. Amin. Ama bilerek de kasten de yapan da kardeşim cehennemde yerini hazırlasın. Evet, net. Maalesef şu anda toplum oraya doğru gidiyor mu? Gidiyor. Görsünler, desinler, beğensinler, ay desinler, lan ne güzel desinler. Bir de adam bunu karısına yapıyor ya. Karısının bütün her tarafı ortada, elinden tutarak meydanlarda, parklarda, bahçelerde karısını gezdiriyor. Şimdi ben bu adama deyüz desem, nokta 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 desem, ben suçlu olacağım. Ya kardeşim, senin hanımın senin hazinen. Niye karını teşhir ediyorsun sokaklarda? E şimdi yine linçlerler. Umurumda değil, ben Allah için konuşuyorum. Bana ne ya? Ben Allah için uyarmayacaksam ben burada ne işe yarıyorum ya? Ben ümmetin kızlarının sokakta çıplak gezmesi benim zoruma gitmiyorsa kanımdan şüphe ederim. Evet, ümmetin erkekleri de gezemez. Göbekle, göbekleriyle diz kaparsa haram kardeşim. Beni ilgilendirmez. O kısa şortu giymeyeceksin. Oranı buranı açmayacaksın. Birileri için desinler, görsünler, beğensinler diye süslenmeyeceksin. Bir iş yapıyorsan Allah için yapacaksın. Yoksa başın büyük belada. Ben Allah için söylüyorum sana. Bu dünyada istediğin kadar yakışıklı ol, istediğin kadar süslü ol, istediğin kadar püslü ol. Eğer ki niyetin rıza ilahi değilse başın gerçekten mahşerde büyük belada. Evet kardeşim. Çünkü kim yaptığı ameli Allah için değil de kul için yaparsa Allah Celle Celle diyecek ki git onun sevabını ondan al. Hadi bakayım alabilecek misin? Hadi bakalım ya. Bu namazlı abdestler için en baş büyük bela. Namaz kılıyorsun, şeytan geliyor. Lan diyor, arkada bir tane hocam var diyor. O zaman ne yapmak lazım? Ben bu namazı bir düzelteyim diyor. Ne oldu? O namazı o adam için kılmış oldun. Mahşer günü Allah diyecek ki Celle Celle git diyecek. O hani bir namaz kılmıştın ya işte falanca tarihte. Hani o adam görsün diye kılmışsın ya. Git ondan sevabını al bakayım. Alabilecek misin? Alamazsın. Peki yıllarca birileri desin, birileri görsün için namaz kılanlar ne olacak? Bak Allah dostlarından biri her namazını, her vakit namazını birinci safta kılıyor. Her vakit namazını. 30 sene boyunca. Bir gün bir işi çıkıyor, geç kalıyor. İkinci safta namaz kılmak zorunda kalıyor. Sağa selam veriyor. Sola selam verdikten sonra yanındaki adam da göz göze geliyor. Böyle bir mahcup oluyor böyle. Ya şimdi lan ikinci safta kıldık acaba diye böyle. Kalbinden nefis bu kardeşim. Nefis yani, insan nefis gelir. Diyor ki kendi kendine, sen 30 senedir bu namazı Allah için kılsaydın bu kalbine gelmezdi. 30 senelik namazını iade ediyor ya. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minu